Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var onunla başlayacağım. Açık bir yavru ağzı Himalaya'nın ihraç fazlası iplerinden şöyle inceye yakın bir ip. Dokusu yumuşacık parlak bir ip. Üzerinde sadece 100 gram olarak yazıyor arkadaşlar. Metresi falan yazmadığı için renk numarası onun için paylaşamıyorum. Kullanacağım ip bu. Kullanacağım şişte 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel. Şöyle salaş örgülerinizde yazlık mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarında olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi başlayabiliriz. Ben lastiksiz başlayacağım. Onun için Şöyle birkaç ilmek alacağım. Kısa bir anlatım yapacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli başlayabilirsiniz. Yazlık, mevsimlik şöyle efilefil efil bir model olacak inşallah. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bir ilmek fazla almışım. Şu anda toplamda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra ters örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçmek için modelimizi ön yüzünde kuracağız. Zemin hazırlamak için bir sıra ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir il, iki ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz ördüm. Bir kez ipimi doladım şişime. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Sola doğru kesmiş oldum. Benim ilmeklerim düzgün olduğu için ilmekleri düzeltmeden kestim geliş yönü bakın şöyle düzgün duruyor. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. İki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Sola doğru. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. İki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir şu şekilde düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ördüm. Sıra başında da 2 ilmek düzle başlamıştım. Sıra sonunda da yine 2 ilmek düzle bitirdim. Yani 4 ve 4'ün katları dememin anlamı bu arkadaşlar. Bakın 4 4 ayarladım. Tekrar sonuna 4 eklediğim için iki kenar ilmekler 2 de burada düz ilmeğe dahil oldu. O 4 ilmeğim. Yani 4 ve 4'ün katları artı 2 demedim. O yüzden. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters olarak örelim bütün ilmeklerimizi. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. film o kadar güzel ki arkadaşlar şöyle ipek gibi bir ip yumuşacık hem de parlak örgüsü şöyle dokusu çok hoşuma gitti üçüncü sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm Şimdi artırma yapmıyorum. ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Sıradaki şu iki ilmeğin bakın biri şu ajurlu olan ilmeğin biri de şu kestiğim ilmeğin Yerini değiştiriyorum. Çünkü sağa doğru kesme işlemi yapacağım şimdi. Onun ikisinin yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ilmeklerimi. İkisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Önce kesme işlemi yaptım. Daha sonra bir ilmek artırdım. İki ilmek düz ördüm. Siz şu şekilde alabiliyorsanız şöyle ilmeğinizi biraz genişletip şu şekilde örebiliyorsanız böyle de yapabilirsiniz ama ben bunda çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bunu her seferinde de söylüyorum. Onun için ben şöyle ilmeklerimin hemen yerlerini değiştirerek kesme işlemimi yapıyorum. Bu bana daha pratik geliyor. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Zaten düz ördüğümüz ilmek belli hep aynı gidiyor. Yapacağımız işlem sadece şu ajurlu ve kestiğimiz ilmekteki işlem. İki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya arkadakini de öne aldım. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkisini bir düz örerek kestim sağa doğru. Bir ilmek doladım, iki ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Şu ajurlarımız biri sağda biri solda bir sağ bir sol diye devam edecek. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doladım ipimi. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Sola doğru. Bu bir modelimiz. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Ajur yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru ikisini bir örerek yani sola doğru kestim. İki ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şurada tellenmiş. Onu hemen düzeltiyorum. Evet. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Dediğim gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Şimdi sıradaki iki ilmeğimin Yerlerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya arkadakini de öne aldım. 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim. Yerlerini ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru ikisini bir örerek kestim. Bir ilmek doladım, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini yine değiştirdim. Şu şekilde çapraz yaptım. İkisini bir düz örerek sağa doğru kesmiş oldum. Bir ilmek doladım, 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz modelin. Son sıramız modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle. Hem de çok zarif, şöyle dantel gibi duran bir model. Bunu üç buçuk numara şişle yaptık. Bir de 4 numarayla yaptım. Onu da şimdi size göstereceğim. Ona hafif bir buhar verdim arkadaşlar ütüyle şöyle hafif değirmeden arka yüzünden bir buhar verdim. Tam dantel gibi bir görüntüsü oldu. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Çok zarif bir model. Mutlaka görmüşsünüzdür daha önce. Ben de bugün yine bu modeli yapmak istedim. Evet, diğer parçamı da hemen göstereyim. Bakın bunu da dediğim gibi şöyle bir buhar verdim. Aynı şöyle bakın. Efil efil yaz, yazın kullanabileceğiniz harika bir model. Bunu da beraber yaptık. Bunu lastiksiz çalıştık. Bunu da arkadaşlar bakın şöyle. Şu tekstil tipi başlama deniyor herhalde buna. Ondan yaptım. Üzerine iki sıra haroşa olarak uyguladım. Böyle bir lastik kullandım. Daha şöyle altının çok toplamaması için şöyle olmaması için bu lastiği kullandım. Bakın şöyle salaş örgülerinizde bunu daha rahat kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzü de bu şekilde. Bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Daha şöyle yünlü iplerinizle Kışlık örgülerinizde yapabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde uygun iplerle, yazlık örgülerinde hırka, yelek olarak her türlü örgüde yani dediğim gibi şal olarak da yapabilirsiniz. Etol şallarınıza gayet güzel olacak bir model. Evet şöyle göstereyim gerçekten dantel gibi oldu şöyle. Ütüyü de değirmeden arka yüzünden sadece şöyle buhar verdim. İp tamamen kendini bıraktı şöyle bir görüntüsü oldu. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.